Kafanızı kaldırıp nereye çıktığınıza bakın arkadaşlar. Karanlığa dayanan bu KHK merdiveni hepimizi ama hepimizi, ülkemizi uçurumun ta kenarına çıkartacak. İnsanların hakkını arayacağı, en azından kendini savunacağı hiçbir merci bulunmazken hangi referanslarla iade işlemlerini gerçekleştirdiğinizi bilmiyoruz. Madem adalet yerini bulacak, neden kararlarınızın gerekçesi soruşturma sonuçları yayınlanmıyor, gizli tutuluyor? Halkı o hal ile yönetmek adı cumhuriyet olan rejimlerin değil, adı faşizm olan rejimlerin işidir. Ülkenin ortak aklı saraylarda hazırlanan KHK'lar değildir. Ülkenin ortak aklı her ne kadar dinlemeseniz de mecliste çıkartılan yasalardır. KHK'lardan geriye ne kalacak biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi vatandaşını sürekli terörist, hain ilan eden, çamur medyasının yazdığı yalanlarla gerçekleri gizleyebileceğini sanan KHK Cumhuriyeti'nin iktidarı AKP'ye sesleniyorum. FETÖ ile mücadele AKP iktidarının tek başına yapacağı iş değil, tam tersine AKP'lileri de kapsayacak bir mücadeledir. Kendi halkı asgari ücreti avuç açarken rahatsız olmayan hükümetin işi, yoksulluğa isyan eden işçilerin grevini yasaklamak değil, vergi cennetlerine para kaçırmayı yasaklamaktır. Atanamayan öğretmenlerin yüz binleri bulduğu ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi muhalif akademisyenleri susturmak değil, eğitimin kalitesini artırmaktır. Bu kürsüden söylenenler aynı zamanda vicdanların sesi. Bu kürsüden söylenenler vatandaşın umudu, mağdurların sesi ve haklıların inadı. Biz gerçekler yalanları alt edinceye kadar konuşmaya devam edeceğiz. Ve bilin ki tarih yaşananları unutmayacak. Dün söylediğini bugün unutan, önceki gün destek verdiğini ise bugün terörist ilan eden bir iktidar yolun sonuna gelmiş demektir. Halkın adaletinden kaçış yoktur çünkü tarih unutmaz. KHK'lardan geriye ne kalacak demiştim, değil mi? Hakkını yediğiniz yüz binlerce insan sizi unutmayacak. Ama adaletsizliği sayan, kanun sayan KHK'larınız elbette unutulacak. Aynı hukuk bir gün sizi de yargılayacak. Terörle mücadele değil, iktidarı koruma hırsınız olan o hal rejimi elbette bitecek. Suçsuz yere ihraç ettiğiniz emekçilerin ise umudu hiç bitmeyecek. Son olarak diyorum ki bu güzelim memleketi o hal ile KHK'lar ile yönetmeye devam edemezsiniz. Biz tek yürek olup hak, hukuk, adalet demeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.